Evet, biraz tarihimize gidelim ve ecdadımız Osmanlı savaşa nasıl hazırlanırdı onu bir hatırlayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun üç kıta yedi denizde hakim olmasının en büyük etkenleri savaş taktikleri ve hoşgörüsüydü. Osmanlı'nın savaş taktikleri Osmanlı ordusu düşman arazisine girdiği zaman dinlenmeye vakit ayrılmaz ve bir günde kat edilecek yol zamanlanamazdı. Osmanlı'da savaşa hazırlık askere çelik miğfer, hafif zırh, gömlek deri kaplı tahta kalkan ve en önemlisi özel silahları dağıtılırdı. Toplar arkadan öne alınır ve kamp saldırıya karşı dikkatle korunur ve savaşılacak kuvvetlerin hesabı iyice yapıldıktan sonra Osmanlı ordusunun savaşa hazırlanma çalışmaları başlardı. Osmanlı savaş taktiği düşmanı şaşırtmak üzere kurulmuştu. Akıncılar savaşta geri çekilir gibi yapar ve ağır zırhlı Hristiyan atlıları sahaya çıkararak hem atlarını yormaya hem de Yeniçeri siperleri önüne çakılı sivri uçlu engellerle doğru çekmeye çalışırlardı. Aynı zamanda aralıksız olarak düşman atlısının yan kanatlarına saldırırlar ve hantal şövalyeler kolayca dönüp karşılık veremedikleri için ağır kayıplara uğrardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş stratejisini iki ana unsur üzere kurulmuştu. Osmanlı ordusunun savaş düzeni daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi merkez, sağ ve sol kol olmak üzere üç kısım halindeydi. Bunların önünde kademeli öncü kuvvetleri ve geride ise ağırlıklarla dümdar ardıçlar gelmektedir ordunun ilerlemesi ve muharebe esnasında ön taraf hilal şeklinde bir miktar açık bırakılırdı. Akıncıların gerisinde yol açmak, köprü tamir etmek ve kılavuzluk için kazmacılar görevlendirilmiştir. Bunların arkasında hafif piyadeler ve ordunun ileri karakolları bulunurdu. Hilalin iki ucundan tımarlı sipahi giderdi. Padişah veya vezir azam hilalin tam ortasında olur, yeniçeriler padişahın önünde seyrederdi. Osmanlı kuşatma ve çevirme ile netice ve başarı elde etmişlerdir. Turan taktiğinin esası da buna dayanıyordu. Stratejik çekilme ve karşı taarruz tamamen Türklerin ortaya çıkardıkları ve geliştirdikleri bir askeri strateji ve taktik usulüdür. 1. Kosova meydan muharebesinde olduğu gibi Türkler zaman zaman düşman cephesini dağıtarak kuşatma harekatı da yapmıştır. Savunma ile düşman kuvvetlerini yıprattıktan sonra taarruz ile netice almışlardır.